sosyolojik kırılma oldu. Yani kamplardan şehirlere ne haliniz varsa görün deyince sosyolojik kırılma oldu. Bir bunu izah ederek ne demeyi kastettiniz, neyi kastettiniz? Biraz hafif geriden ne zaman sosyolojik kırılma oldu ve nasıl bir, yani ne demeyi istiyorsunuz sosyolojik kırılmayla ve ondan sonra da devam edin. Sözünüzü tam orada kesmiştim. Şimdi Emin Bey, biz daha önce de benzer mülteci olaylarıyla karşı karşıya kaldık, kitlesel mülteci olaylarıyla. Mesela 90'lı yıllarda Irak'tan gelen kitleler de vardı. Sınır bölgesinde onları tuttuk ve bir süre sonra da sorun çözüldükten sonra da evlerine döndüler. Siz eğer mültecileri ya da göçmenleri belirli bir bölgede tutabilirseniz ve sorun kısa bir zaman içinde çözülürse, bir senede, iki senede, o insanlar evlerine dönüyorlar zaten. Ama o insanların yeni bir yaşam kurmasına izin verirseniz, ki bu da meşru bir şeydir, yani bunu illa kötülememek lazım, o zaman o insanlar kendi istekleriyle kendi yaşamlarını kurmaya başladıktan itibaren bu sefer onların geri dönüş eğilimleri ortadan kalkıyor. Şimdi Türkiye'de, dünyanın pek çok yerinde mülteciler için bir kotalama sistemi vardır. Biz de böyle bir sistem uygulamadık. Mülteciler onun için kendi istedikleri yerlere gittiler. Mülteci bir yere gidince ne nasıl gider, niye gider bir yere? Bir, çalışabileceği bir yer bulmaya çalışır. İki, tanıdıkların olduğu yerlere gitmeye çalışır. Üç, devletin ona daha çok yardım verebileceği yerlere gider. Şimdi özellikle iki numara, yani mültecilerin tanıdıklarının olduğu yerlere gitme eğilimi, kendilerine bir oryantasyon, merkezi bir yerleştirme yapılmadığı için, devlet bunu belirlemediği için 2017'ye kadar kümeleşmeler gerçekleşti Türkiye'de. Mesela Esenyurt'ta, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 200 bin civarında Suriyeli'den söz ediyoruz biz. Ama Beşiktaş'a gidin 2000 bile bulamazsınız. Yani bir ilin kendi ilçeleri arasında bile, bir ilçenin kendi mahalleleri arasında bile ciddi kümeleşmeler oldu. Bu kümeleşmeler Suriyeliler için bir avantajdı. Çünkü kendi tanıdıklarıyla, kendi akrabalarıyla, kendi ülkesinden gelenlerle aynı dili konuşabilecekleri, aynı şekilde yaşayabilecekleri insan topluluklarıyla bir araya gelmiş oldular. Bu bir kere sosyolojik gelişim ulaşmanın için çok uygun bir zemin de hazırlamış oldu. Yalnız şunu da unutmayalım. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı mülteci akını öyle böyle bir akın değil. Ülkelerin mültecilerle karşılaşması genelde şöyle gerçekleşiyor. Ya komşu ülkelere yığılıyorlar mülteciler ya da Birleşmiş Milletler eğer onları mülteci olarak tescillerse yeniden dağıtım sistemiyle dünyanın farklı ülkelerine gönderirler. Ama o dünyanın farklı ülkelerine gönderebilmeniz için mesela Amerika'nın, mesela Kanada'nın, mesela Almanya'nın Birleşmiş Milletler'e demesi lazım ki sen bana bu sene 20 bin kişi gönder, 50 bin kişi gönder, 30 bin kişi gönder. Mesela Amerika'da ne oldu? Amerika en fazla mülteci alan ülkeydi. 150 bin civarında mülteci alıyordu Trump gelinceye kadar. Trump geldi dedi ki ben almayacağım dedi. Ve hiçbir uluslararası kurum ona baskı yapamadı. Ahlaki baskı yapabiliyorsunuz. Ama fiili baskı yapabilme şansınız yok. Ülkelere bağlı. İsterse alıyor, isterse almıyor. Mesela Kanada şu an dünya şampiyonu. Yılda 25 bin kişi alıyor. Daha havaalanına indiklerinde bunun planlamasını yapıyor ve dağıtıyor. Bizim böyle bir şansımız olmadı, olamazdı da zaten. 4 milyondan fazla insanla bir anda baş başa kaldık. Şimdi Türkiye'deki mülteci sayılarını size söyleyeyim. Suriyeliler geçici koruma verdik biz onlara. Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 690 bin son sayı. Onun dışında Türkiye'de ikametle kalan Suriyeliler var yaklaşık 100 bin. Ayrıca bir de vatandaşlığı aldığımız Suriyeliler var yaklaşık 150-160 bin civarında. Bunun tam sayısını bilmiyoruz. Vatandaşlığı da biz bana kalırsa yanlış bir politika olarak istisnai vatandaşlık üzerinden veriyoruz. Vatandaşlığın kime hangi şekilde vereceğine devletin bürokratları karar veriyor. Bu konuda da ciddi bir şeffaflık sıkıntısı var. Toplumu tedirgin eden önemli hususlardan birisi bu. Eğer insanlar kalacaksa, ila nihayet kalacaksa siz onları geçici korumayla tutamazsınız zaten. Farklı statülere geçirmeniz lazım ama bunların şeffaf ve toplumun desteğini alan statüler olması lazım. Burada da bir takım sıkıntılar var. Ama şunu söylemek lazım. Türkiye'nin bütün kurumları bu süreç içinde olağanüstü bir çaba ortaya koydular. Türk toplumu olağanüstü bir çaba ortaya koydu. Şimdi biz Afganlara kadar Türkiye'deki Suriyeliler konusunu büyük ölçüde unutmuş gibiydik. Yani bununla ilgili politik çıkışlar da çok fazla karşılık bulmuyordu. Ama Afganlarla birlikte durum değişti. Durumun değişmesinin sebebi de zaten insanların birikmiş öfkesinin ve kaygısının yalnız erkekler akımıyla karşı karşıya kalan ve kontrolsüzleştiğimize dair bir algının ortaya çıkmasıyla birlikte insanlar daha bir tedirgin oldular.
Suriyelilerin de bugüne kadar aslında hak etmediği pek çok suçlama şu an Suriyelilere doğru da gidiyor. Aslında bu tetikleyen bir damar yabancılara ve özellikle mültecilere yönelik. Bu anlamda da önümüzdeki dönemde işimizin çok zor olduğunu söylemek lazım. Şu an Türkiye 2011'de sadece 58 bin mültecinin olduğu Türkiye şu an dünyada açık ara birinci sırada mülteci barındıran ülke. Bunu ben söylemiyorum. Cumhurbaşkanımız da söylüyor, bakanlarımız da söylüyor. Birleşmiş Milletler kaynakları da söylüyor. Bizim onlara o statüyü verip vermememiz ayrı bir şey. Ama de facto olarak onların Türkiye'de mülteci konumunda olmaları başka bir şey. Türkiye'de 3.6-3.7 milyon Suriyeli, 320 bin Suriyeli olmayan, Afgan'da var, Pakistanlı da var, İranlı da var, Iraklı da var. Ayrıca bir mülteci grubumuz var. Biz Türkiye'de onlara uluslararası koruma veriyoruz. Onlara da yine mülteci demiyoruz. Bir de Türkiye'de şu an Afganlarla birlikte tartıştığımız ama Türkiye'nin son 6 yılının en büyük sorunu olan düzensiz göçmen sorunu var. Düzensiz göçmen şöyle bir şey Emin Bey. Bir ülkeye o ülkenin kuralları dışında giriş yaparsınız. Sınırdan belgesiz geçersiniz, gümrük kapılarından geçmezsiniz, sınırlardan geçmezsiniz ama yasa dışı bir biçimde bir ülkeye girersiniz. Ya da bir ülkeye 2 aylık, 3 aylık vizeyle gelirsiniz ama çıkmazsınız. Mesela bu şekilde Amerika'da 11 milyon insan var. Biz son dönemde bunu çok yoğun yaşamaya başladık. Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Güçleri sürekli düzensiz göçmen yakalıyor Türkiye'de. Bakın 2014 yılında Türkiye'de 58 bin düzensiz göçmen yakalandı. Şimdi 2015 146 bin, 2016 174 bin, 2017 175 bin, 2018 268 bin, 2019 rekor 454 bin düzensiz göçmen yakalandı. Sonra pandemiden dolayı biraz düştü 2020'de, 122 bine düştü. Şimdi yılın yarısındayız, yaklaşık 70 bin yakalandı. Yani 2014'ten bugüne kadar Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 1,5 milyon civarında. Peki düzensiz göçmeni yakaladık. İkinci adım nedir? Düzensiz göçmeni uluslararası hukuk da size izin veriyor. Sizin yasalarınızda bunu bir yükümlülük olarak görüyor. Ülkesine geri göndermeniz lazım. Ama ülkesine geri gönderebilmeniz için geldiği ülkeyle sizin geri kabul anlaşmanızın olması gerekiyor. Ve geldiği ülkenin onu gelen kişiyi kabul etmesi gerekiyor. Bu da hiçbir zaman öyle kolay bir şey olmuyor. Dünyada başka örnekler de var. Hani bırakın Suriyelileri bir tarafa. Siz yakaladığınız düzensiz göçmeni bile geri göndermede ancak %20'ler civarında bir başarıya ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla buradaki temel sorun sınırdan girme. Sınırdan girdikten sonra onlarla ilgili yapacağınız çok fazla bir şey kalmıyor. Çok hocam, büyük bölümü Türkiye'de kalıyor. Hocam, şimdi birkaç önemli şey söylediniz. Bunları bir size sormam gerekiyor. Ama diğer konuğumuz Alaaddin Aktaş bizimle birlikte. Ona da bir izninizle merhaba demek istiyorum. Görebiliyor muyuz arkadaşlar Sayın Aktaş'ı? Alaaddin Aktaş merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Kusura bakmayın, sizi bir de biraz beklettik. Biliyorsunuz Manavgat'ta bir yangın var. Birazdan tekrar oraya da bir dönmemiz gerekiyor. Muhabirimiz çünkü olay yerine vardı, yangın yerine vardı. Ve yangında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı biraz önce hiçbir azalma olmadığını, aynı şiddette devam ettiğini söyledi. O yüzden ona da döndüğümüz için yayınımız biraz sarkarak gidiyor. Kusura bakmayın. Şimdi hocamızdan önce benim size sormam gereken bir şey var. Nüfusun %5'i ila 7'sine varan rakamlardan bahsediyoruz. Gerçekten çok ciddi bir oran bu. Nüfusun %5'i ile 7'si arasında bir göçmen. Bunları ister mülteci deyin, ister sığınmacı deyin. Çünkü yasa olarak onların hepsi farklı anlamları var uluslararası hukukta. Biraz önce